İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda ilk dört halifeyi örnek alan davranışları sebebiyle Hulefâ-i Raşid'in beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Ömer bin Abdülaziz 680 tarihinde Medine'de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Medine'de geçiren ve burada Kur'an'ı ezberleyerek hafız olan Ömer'in babası, Medine'nin tanınmış alimlerinden Salih bin Kaysan'a emanet etti. Medine'de Enes bin Malik ve dayısı Abdullah bin Ömer başta olmak üzere pek çok sahabiyi dinleme imkanı buldu. Daha sonra babasının yanına Mısır'a gitti ve ergenlik çağına kadar orada kaldı. 706 yılında Hicaz valiliğine tayin edildi. Valilik merkezi Medine'deki ilk icraatı şehrin 10 meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek oldu. Yaklaşık 7 yıl süren valiliği sırasında 5 defa hac emirliği yaptı. Halife 1. Velid'in talimatıyla Mescid-i Nebevi'yi genişletti ve Allah Resulü'nün namaz kıldığı diğer mescitleri yeniletti. Ömer bin Abdülaziz 717 yılında hilafet makamına geldi. Bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları üzerine görevi kabul etti. Halife Ömer bin Abdülaziz saraydaki lüks eşyaları Beytül Mal'e koydurması, köle ve cariyeleri azat etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevilerin geleneksel saltanat görüntülerine son verdi. İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle Hulefâ-i Raşidinin beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz, idari, iktisadi ve içtimai sahalardaki icraatlarıyla da aynı çizgiyi devam ettirerek Emeviler döneminde görev yapan diğer 13 halifeden ayrıldı. İdari alandaki icraatlarına halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve diğer memurları görevlerinden almakla başladı. Onların yerine hangi kabileden olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst yeni memurlar tayin etti. Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerini halifelikle birlikte 4 temel esas kabul ederek özellikle kadılık görevine hukuk bilgisi yanında takvasıyla temayüz etmiş alimleri getirdi. Kötülüklerinden emin olunamayacağı gerekçesiyle çeşitli devlet dairelerinde çalışan gayrimüslimleri görevlerinden uzaklaştırdı. Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı. Halka mazlumun yanında olduğunu, memurlardan şikayetçi olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü şikayetlere ayırarak halkın sorunlarına çözümler aradı, çareler üretti. Suçlulara dayak atılmasını yasakladı. Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi. Muaviye'den itibaren Emevi hanedanı mensuplarının ve devlet adamlarının gasp ettikleri malların tespitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. Önceki halifeler tarafından kendisine verilmiş diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyayı Beytül Mal'e devretti.
hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da hazineye koydurdu. Halife Ömer bin Abdülaziz, halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti. Emevi hanedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız kazançlarının tespiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması, ellerindeki malların alınmasına tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşılandı, ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü. Onun bu uygulamaya karşı çıkan yakınlarını Medine'ye gidip halifeliği şura sistemine çevirmekle tehdit ettiği rivayet edilmektedir. 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz de aslında istişari hilafeti getirmek istemesine rağmen Emevi ailesinin karşı çıkması yüzünden bundan vazgeçti. İç barışa büyük önem veren Ömer bin Abdülaziz, idareye muhalif gruplara karşı adil bir yönetim uyguladı. Hulefâ-i Raşidin'in anlayışını ihya ederek din alimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı. Hazreti Ali evladı ve haricilerin de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. Muaviye devrinden beri devam eden hutbelerde Hazreti Ali'nin lanetlenmesi adetini kaldırdı. Onun evladına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı. Ellerinden alınan emlakı geri verdi. Haricilerle mücadelede de ikna yolunu benimseyip mecbur kalmadıkça silah kullanılmasına izin vermedi. Kendileriyle çeşitli konuları tartışarak Yezid bin Abdülmelik'in veliahtlığı hariç diğer bütün meselelerde görüşlerini onlara kabul ettirdi. Ömer bin Abdülaziz, Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren Müslüman olmalarına rağmen mevali olarak adlandırılan ve ikinci sınıf muamelesi gören kimseleri de Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayrimüslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikayetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı. Ülkesindeki gayrimüslimlerin ihtidası için büyük gayret sarf etti. Davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslam'a çağırdı. Berberi kabilelerinin tamamı onun gayretiyle Müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslam'a girdi. Maverâ-ün-Nehir'de bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular. Değerli dinleyicilerimiz, mali alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer bin Abdülaziz başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Müslüman olmalarına rağmen kendilerinden cizye alınan kimselerden Müslüman olmanın cizyeyi düşürdüğünü vurgulayarak alınan bu vergiyi kaldırdı. Hatta zimmilerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu. Bunun yanı sıra dini bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı. Madenlerin zekatı ve gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti. Sulama işlerine önem verdi. Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu. Mali sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil, halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı. Halife Ömer bin Abdülaziz kısa süren hilafeti döneminde öylesine başarılı işlere imza atmıştı ki ilk İslam tarihçileriyle bazı şarkiyatçılar sadece 2,5 yıl sürmesine rağmen onun döneminde büyük bir maddi kalkınma olduğu konusunda birleşirler.
kendisine karşı sevgi ve güven duyan mükellefler zekatlarını ve vergilerini ödemede duyarlı davrandıkları için halkın refah seviyesi yükseldi. Ticaretle uğraşanlar dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı. Zekata muhtaç Müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekat ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekarları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aş evleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. Adaletiyle dedesi Hazreti Ömer'e, züht ve takvasıyla Hasan-ı Basri'ye, ilim bakımından büyük alim Zühri'ye benzetilen Ömer bin Abdülaziz, halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep civarındaki Hunasıra'ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiştir. Halife Ömer bin Abdülaziz, kamu malını yetim malına benzetir ve Beytülmali'yi kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsi işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir. Ömer bin Abdülaziz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis ravisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelam alimidir. Abdülkahir el-Bağdadi, onun tabi neslinden ehli sünnet kelamcılarının ilki olduğunu ve kaderiyeye reddiye mahiyetinde bir risale yazdığını söylemektedir. Değerli dinleyicilerimiz, 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz, İslam dininin bütün kurallarını yaşamak ve yaşatmak için çalışan bir kimseydi. Onunla birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki halifelik zihniyeti tekrar gündeme geldi. Ülkenin çeşitli merkezlerinde yaşayan tanınmış alimlerin her birinden rapor ve tavsiyeler isteyen Ömer bin Abdülaziz, onların görüşlerine büyük değer verdi, uyarılarını dikkate aldı. Ömer bin Abdülaziz, halka zulmeden ve halk tarafından sevilmeyen vali ve diğer önemli devlet memurlarından büyük bir kısmını görevden alarak yerlerine bilgili, dindar, dürüst ve güvenilir kimseler tayin etti. Daha önce görev almaktan kaçınan bazı alimler halifeyle çalışmayı gönülden benimsemişlerdi. Toplumun her kesimine haklarını vererek onları memnun etmek isteyen halife, yönetime muhalif gruplarla barışmanın yollarını aradı. Çeşitli unsurları birbiriyle kaynaştırmaya çalıştı. Hazreti Ali evladına ve onları destekleyenlere karşı çok iyi davrandı. Ülkede yaşayan diğer din mensupları arasında İslam dinini yaymak için faaliyet gösteren Ömer bin Abdülaziz bu vazifeyi tebliğ heyetleriyle yürüttü. Onun bu çalışmaları sayesinde bilhassa Kuzey Afrika'da Berberiler, doğuda Mavera-ün-Nehir ve Sint bölgelerinde Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı. Bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte Müslüman oldu. Böylece Abdülmelik zamanında temelleri atılan ve oğlu Velid döneminde gerçekleştirilen büyük fetihler sonucunda ele geçirilen bölgeler, halklarının tamamına yakınının İslam'a girmesiyle yeni bir mahiyet kazandı. İlk dört halifeye örnek alan davranışları sebebiyle, Hulefai Raşidi'nin beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Dört halife döneminde olduğu gibi hilafeti istişari mahiyete çevirmek ve ehil olan birinin istişari yolla halife seçilmesi sistemini yeniden başlatmak isteyen Ömer bin Abdülaziz, Emevi ailesinin şiddetle karşı çıktığı bu arzusunu gerçekleştiremeden vefat etti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.